Burası ücretsiz bir alan. Burada herhangi bir özel işletme yok. Fethiye'deki o Kelebekler Vadisi'nde Andrea'yı bizim çadırımız şurada. İşte dedim ki buranın tek sıkıntısı çok güzel güneş şuradan denizin hemen üzerinden doğuyor. Ve şurada şöyle bir tabela gördüm. Dedim ki burada kaldığınız gün boyu kalıyorsun ya da 2 gün 3 gün kalacaksınız. İşte yemek yemek için. Herkese yeni bir videodan merhaba. Yine çok güzel bir bölümde daha birlikteyiz. Nereye getirdim sizi? Burası Mersin'in en güzel koylarından bir tanesi. Barbaros Koyu ya da diğer adıyla Eribik Koyu olarak biliniyor. Burası muhteşem suyu ve harika manzarasıyla size tavsiye edebileceğim çok güzel bir yer. Dün gece geldik, çadırımızı kurduk, yerleştik. İşte bugün gün boyu burada olacağız. Gün boyu size Barbaros Koyu'nu anlatmaya çalışacağım. Daha önceki hafta Boğsak Koyu'nu sizlere anlatmıştım. İzlemeyenler videonun sonuna koyacağım, oradan izleyebilirler. Bu arada tekrardan hatırlatmakta fayda var. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olun, abone olun. Sizden başka bir şey istemiyorum. Çünkü bu tarz içeriklerin devamı için desteğe ihtiyacımız var. O zaman hazırsanız Barbaros Eribik bölümümüz başlıyor. Evet, şimdi Barbaros Koyu'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Biz dün gece geldik. Gece videosunu size koyamıyorum çünkü çadırın kuruluşu falan derken kamerayı alamadım onları ama şimdi sabah oldu. Şöyle de arkamı göstereyim. Bakın güneş doğdu. Burası Silifke'yi geçten sonra birinci tünelden değil ikinci tünelden hemen sağa bir dönüş var. Burayı kaçırmamamız gerekiyor. Sağa döndükten sonra hemen ana yolun altındaki köprüden dönerek ulaşabiliyorsunuz. Burası şöyle söyleyeyim. Yolu bir kere çok güzel olmuş. Asfalt dökmüşler. Daha önce sabzi yoldu. Şimdi güzelce gelebiliyorsunuz. Burası ücretsiz bir alan. Yani burada herhangi bir özel işletme yok. Gelip işte çadırınızı kurabilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın. Birçok çadır alanı var. İşte kamp, karavan alanı var. Çadır alanı var. İşte insanlar geliyor burada. Tatilin tadını çıkartıyor. Şöyle söyleyeyim. Özel bir işletme beklemeyin. Hani burada sadece şurada bir kafeterya gibi bir alan var şu anda. Yani o da bir ailenin işlettiği tam da kafeterya denilmez market alanı. Yani buraya gelirken muhakkak yanınızdan yiyecek içeceklerinizi getirin. Çünkü burada bulma imkanınız zor. Gündüz gelirsiniz işte akşam olmadan gün içerisinde işte Yeşilovacık var yakın, Taşucu var yakın. Oralara giderek alışverişinizi yapabilirsiniz. Şöyle bir alan. İki dağın arasında kurulmuş bir alan. Şöyle göstereyim tekrardan size. Burası şeye de benziyor yani Fethiye'deki o Kelebekler Vadisi'nde andırıyor. İşte bakın şuradan şöyle büyük bir alan. Ha şunu da belirteyim. Çadırınızın tente imkanı ya da işte ağaç gölgelik bir alan beklemeyin. Çadırınızın tente imkanı yoksa burada sabah güneşin ilk ışıklarından sonra hava bayağı bir ısınıyor. Yani direkt güneşin altında oluyorsunuz. Zaten ağaçların altı kapılmış oluyor. Böyle devam ediyor. Şu alanlar da insanlar var. Birazdan o tarafa doğru götüreceğim sizi. Oradan da bir burayı görelim. Hadi oraya gidelim o zaman. Orada suyu harika. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir su var. Cam gibi diyebiliriz. Bu arada sabah 6'dan itibaren güneşi de ediyorum. Çok güzel bir görüntüsü var.
Özellikle burada zaten bu güneşe doyum olmuyor, güneşin doğuşuna. Şöyle alanı göstermeye devam edelim size. Bizim çadırımız da burada, buraya koyduk. Ama dediğim gibi işte şimdi güneş doğduktan sonra sıcak olacak. Evet, şuradan geliyorsunuz. Buradan geldik. Direkt zaten şöyle bir alan. Bu alan hep bakir bölge. Yani mülk sahipleri var. İlerisi tarla hala ekilip dikilebiliyor. Şimdi tabi sabah biraz yüzdüm, o saat 6 gibi denizin tadını çıkarttım. Orada suyu ılıktı, hani soğuk olur diye tahmin ediyordum ama sabah saatten olmazsa rağmen suyu güzeldi. O yüzden saçlarım biraz dağınık, artık kusura bakmayın. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Evet, bu taraftan biraz daha net anlaşılıyor. Şimdi bu arada bu tarafa doğru geldikçe burası artık tamamen kum haline geliyor. İlerisi bizim bulunduğumuz alan taşlık. Ama bu tarafa doğru geldiğinizde, yani koyun sağına doğru, bu tarafa doğru geldiğinizde, koyun sağına doğru geldiğinizde işte bakın kum alan. Burası tabii çocuklu aileler için de tavsiye edebileceğim bir yer. Yalnız şöyle söyleyeyim, burası öyle hemen derinleşiyor. Daha önceki videolarımızda işte Kız Kalesi videosunda, Susanoğlu videosunda orada da bahsetmiştik. Oralarda hemen derinleşmedi ama burada biraz derinleşiyor. Burası tabi bu bulunduğum alan ileriye göre biraz daha, hani size 1-2 metre daha tırmanıyor ama ilerisi böyle 2-3-4 metre sonra hemen derinleşiyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi şurada şöyle bir tabela gördüm. Evet, buraya koymuşlar. WC ve duş 1 kilometre ileride. Şimdi biz 1 kilometre nasıl gidelim? Muhtemelen şurayı gösteriyor. Şuradan devam ediyorsunuz. Bu tabi normal buraya ulaşan yoldan farklı bir yol. Evet, burası böyle. Şuradan hemen size o muhteşem Barbaros koyunu göstereyim. Şöyle bir alan. Evet, bizim çadırımız şurada.
Şey dedim ki buranın tek sıkıntısı sabah olduktan sonra güneş direkt tepenize vuruyor. Şöyle göstereyim manzarayı da. Buradan tepenize vurduğu için de erken kalkmak zorunda kalıyorsunuz. İster istemez. Ama erken kalkmanın da avantajı işte o muhteşem şu manzarayı izlemiş oluyorsunuz. Sabah çok güzel. Güneş şuradan denizin hemen üzerinden doğuyor. Buradan doğduktan sonra yukarıya doğru çok güzel bir görüntüsü var. Evet, koy böyle. Suyu zaten muhteşem. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Sürü halinde balıklar. Bu tabi denizden, bu deniz suyu değil. Acaba tatlı su balığı mı bilmiyorum. Muhtemelen tatlı su balığı olabilir ya da bu da deniz suyuysa, yani denizin altından zaten şuradan bir sızıntı varsa muhtemelen onlar da o şekilde buraya gelmişlerdir. Ama şöyle söyleyeyim, maalesef yine bizim insanımız, her zaman yakındığımız konu, her taraf çöp. İşte görüyorsunuz. Aynı şekilde burada da var. Yani şurada çöp kovası koymuşlar. Ama çöp kovası da maalesef hiç kimse bir şey atmıyor. İşte görüyorsunuz bak. Her yer sadece orası değil. Şu arkaya doğru bir dikiş var. Şu an haline bak. Ya bu konuda biraz maalesef kendimizi çok fazla iyiye götüremiyoruz. İşte görüyorsunuz. Ya bunu şuradaki çöpe atsanız ne olur? Ne kaybedersiniz? Ya da ne kazanırsınız? Bunu biraz düşünmek lazım. Ya şuradan gidelim tekrardan alana. Buradan devam edelim. Efendim bu arada balık tutanlar var. Oltanızı da getirdiğinizde balık tutabilirsiniz. Artık yüzme vakti geldi. Çarşaf gibi suyun tadını çıkartmak istiyorum. Özellikle sabah saatleri harika oluyor. Ben yüzerken siz de buranın drone görüntüyle yukarıdan harika manzarasını, harika görüntüsünü izleyin. Sonra tekrardan görüşelim. Doing crazy dreaming.
Barbaros koyup böyleydi ama kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi burası daha önce de dediğim gibi ücretsiz ailenize gelip kalabileceğiniz bir yer. İsterseniz kamp kurabilirsiniz. Zaten arkamda görüyorsunuz, herkes çadırını getirmiş. İsterseniz karavanınızla gelebilirsiniz. Uygun bir yere, boş bir yere aracınızı, karavanınızı koyabilirsiniz. Şimdi burada herhangi bir özel işletme yok. Sadece şurada küçük bir market var. O da hani belli başlı ürünleri satıyor. O yüzden buraya hazırlıklı gelmenize fayda var. Diyelim ki burada kaldığınız gün boyu kalıyorsunuz ya da 2 gün 3 gün kalacaksınız. Şimdi yemek yemek için taş ucuna gitmelisiniz. Taş ucu biraz da yakın ya da Bolsak Koyu'nun hemen kenarında. İşte orada balık lokantaları vardı. Orada yiyebilirsiniz. Ya da buradan Yeşil Ovacı'ya gidebilirsiniz. Orada da yine yemek yiyebilirsiniz. Şimdi burası şöyle söyleyeyim. Bakın güneş doğdu. Çok güzel sabah manzarası var. Zaten videonun başında göstermiştim size. Ama belli bir süreden sonra eğer gölgelik alanınız yoksa, çadırınızın üzerinde bir tente alanı yoksa, ki bizim yok şu an, yoksa maalesef bu sıcağı hissediyorsunuz. Hele özellikle öğle saatlerinde daha sıcak oluyor. Gece aşırı derecede sinek var. Bunda bilmenizde fayda var. Yanınıza sinek kovucu falan almanız gerekebilir. Çünkü çadırı kapattık ama bu sefer de çadır çok sıcak oldu. Belli bir saatten sonra, yani 2-3'ten sonra biraz daha iyi oldu ama o zamana kadar zaten o sıcağı çekmiş oluyorsunuz. Dışarıda özellikle akşam aşırı derecede sinek var. Burada şunu bilin, biz hafta sonu geldik. Cuma günü, yani dün cumaydı, cuma günü geldik. Çadırımızı kurduk ama hafta sonu olduğu için gece gelen çok fazla var. Bir de gürültü fazla oluyor. Yani şöyle, kimi işte gitar çalıyor, kimi sohbet ediyor, kimi ister istemez yanındakiyle bir muhabbet esnasında sesini yükseltebiliyor. Alan vadi alanı olduğu için ses yankı yapıyor. En ufak bir sesle bile o sesin desibeli biraz daha artmış oluyor. Bunu da bilmenize fayda var. Zaten insanlar gece 2'ye kadar, 1.30-2'ye kadar uyumuyor. Sonrasında serinlik çöktüyorsa uyuyor. Ha şunu da söyleyeyim, yani illa çadır kurmak zorunda değilsiniz. Kamp ya da karavanla gelmek zorunda değilsiniz. Günübirlik gelirsiniz, işte serginizi serersiniz, şemsiyenizi açarsınız. Akşama kadar buranın tadını çıkartırsınız. Sonra dönersiniz. Barbaros Koyu böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yerlerde, yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.